Starks, mücevher ustası. Starks, mücevher ustası. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 4. yıl dönümü Alanya'da anıldı. FETÖ'nün darbe kalkışmasının yıl dönümünde saat 21'de meydana toplanan kalabalık gece yarısına kadar demokrasi nöbeti tuttu. Meydan Türk bayrakları ile süslenirken hem dua ve şiirler okundu, hem de milli şuurun önemine dikkat çeken konuşmalar yapıldı. Program, darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalarla sona erdi. Hatemul Enbiya, Habibi Hüda. 15 Temmuz 2016'da FETÖ-PDY destekli hain askeri darbe girişiminin sivil direnişle birlikte püskürtülmesinin 4. yılı Alanya'da da anıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün anma etkinlikleri final programı Hükümet Meydanı'nda yapıldı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başsavcı Vekili Resul Yıldırım, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan, Alanya İlçe Garnizon Komutanı Albay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kurum müdürleriyle vatandaşların katılımıyla saat 21'den 1'e kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Bizler ki binlerce yıllık şanlı maziyiz. Ölmediniz. Dipdiri. Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde bir milat olduğunu belirtti. Başkan Yücel, 4 yıl önce bugün yazılan şanlı bir destanın yıl dönümünde yine hep birlikteyiz dedi. 15 Temmuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dik ve tavizsiz duruşuyla Türk milletinin tek yürek halinde canı pahasına yazdığı şanlı bir destandır. Yücel 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam almak için 1 dolarlık hederleri olan FETÖ'cüleri üzerimize saldılar. Kahraman Türk milleti o kanlı gecede tankların önüne yattı, darbecilerin önüne geçti. Kanunsuz uçurulan savaş uçaklarına, helikopterlere, ateş yağdıran silahlara adeta meydan okudu. Allah'a şükürler olsun ki Türk halkı milli vicdanla korkusuzca direndi, bu hayasız akını durdurdu diye konuştu. 15 Temmuz bir milattır. Hain darbe girişimlerine topyekün direnen Türk milleti istikbaline kanıyla, canıyla, imanıyla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam almak için 1 dolarlık ederleri olan FETÖ'cüleri üzerimize saldılar. Bu ülkenin ekmeğini yedikleri halde devletin silahlarını kendi halkına doğrultacak kadar vatanına, milletine düşman olan hain FETÖ terör örgütü 15 Temmuz'da işgal yıllarında bile görülmemiş bir barbarlığı tarafı oldular. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da hain darbe kalkışmasını kınayarak milletin birlik ve beraberlik örneği sergileyerek terör örgütünün emellerine ulaşmasını önlediğini belirtti. Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk milletinin demokrasiye olan inancı ve sevdasının bir ifadesi olarak hür iradesine yönelik saldırıları, saldırı hareketlerine karşı onurlu duruşunun ve mücadelesinin haklı gururunu yaşadığı ve dünyaya haykırdığı, devletine, kendi hak ve hukukuna sahip çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi dev ekranda izlenirken ayrıca o geceyi anlatan bir belgesel de gösterildi. Dünyaya bir kez daha haykırdı. Vatan bizim, irade bizimdir.
Gecede Alanya Müftülüğü görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Bakara suresinden, Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, tam aksine onlar diridirler ama siz farkında olmazsınız. Ayeti kerimesi okunarak şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekildi. İnnallâhe me'as sâbirîn. Duanın ardından Alanya Müftüsü İhsan İlhan hatimler ve okunan Kur'an-ı Kerimler için dua yapıldı. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur ihsan eyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Duanın ardındansa ezanı Muhammediye okundu. Allahu ekber. Yok yok biraz daha yakın. Nöbette Alanya Belediyesi mehter takımı katılımcılara performans sergiledi. Öğrencilerse duygu dolu şiirleri seslendirdi. Seni şahane, bir de kapıların açsın Allah'ına. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına yapılan satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya, kupa, para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi. Neyse buradayım. 15 Temmuz'u tasvir eden ilkokul öğrencilerinin resmettiği eserlerin açılışı protokol tarafından yapıldı. Arkadaşa vermeseler daha iyi de. Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan Sela İsa tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da tüm camilerde saat 00:13'te okunmaya başlandı. Efendim Kestel'in eski belediye başkanlarından İsa Küçülmez'in mezarı 18 yıl sonra açıldı. Mezarın anıt şeklinde yapılması nedeniyle fethi kabir işlemi mezarlık duvarının yıkılması sayesinde yapılabildi. Küçülmez'in ailesi adına açıklama yapan avukatı ise kendilerinin mezarın açılmaması için çaba harcadığını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Avukatların girişini falan çekiyor. 23 Eylül 2002'de Konya-Ankara yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kestel'in eski belediye başkanlarından İsa Küçülmez'in mezarı soy ağacı davası nedeniyle 18 yıl sonra açıldı. Mezardan alınan parça DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Kestel Han Önü mezarlığındaki mermerle kaplı anıt formatından yapılan mezarda fethi kabir işlemi için jandarma, adli tıp görevlileri ve davaya bakan hakim hazır bulundu. İddiaya göre merhum Küçülmez'in 1986 yılından itibaren 15 yıl ilişkisi olan Alman kadın kazanın olduğu tarihte 2,5 aylık hamileydi. Doğurduğu kızı yıllar sonra İsa Küçülmez'in soyadını alabilmek için dava açtı. Alanya 2. Aile Mahkemesi'nde mezarın açılmasına karar verdi. Daha önce de gündeme gelen mezar açılma konusu geçtiğimiz ay ailelerin anlaşması neticesinde iptal edilmişti. Mezarın açılması sırasında etik kurallar çerçevesinde görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına yayın yasağı olmamasına rağmen hakimin jandarma marifetiyle engel olmaya çalışmasıysa dikkat çekti. Kestel Mahallesi Hanönü Mezarlığı'ndaki İsa Küçülmez'in mermerle kaplı mezarı uzun uğraşlar sonucu açılarak test için parça alındıktan sonra mezar yeniden kapatıldı.
İsa Küçülmez'in eşi Hüsniye Küçülmez ve kızı Ayben Çolak'ın avukat Mehmet Aşıkoğlu, Fethi Kabir ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. İsa Küçülmez'in mezarının açılmasına sebep olan davada biz davalı olan Hüsniye Küçülmez ve Ayben Çolak vekilleri olarak söz konusu Fethi Kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldık. Anısına saygıdan dolayı ise Küçülmez'in mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen davacıyanın ısrarla talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Olay tarihinde yaşanan kazadaysa Küçülmez'le Antalya İl Genel Meclisi'nin ANAP'lı üyesi Mustafa Yüksel öldü. Diğer araçta bulunan 4 kişi de yanarak yaşamını yitirmişti. Efendim, Alanya'da ortaokulu öğrencilerine yönelik cinsel istismar davasından okul müdürüne erkek öğrenciye 2 yıl boyunca istismar suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2019 yılı Şubat ayında başlayan çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma davası sona erdi. Alanya'daki bir okulda müdür olarak çalışırken daha önce çalıştığı başka bir okuldaki erkek öğrencisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Zülküfşe, geçtiğimiz hafta son kez hakim huzuruna çıktı. Eldeki deliller, mağdur çocuk ve ailesinin ifadeleriyle savunmanın iddialarını değerlendiren Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasıyla ayrı ceza verdi. Mağdur çocuğun sosyal medya hesaplarına öğretmen tarafından gönderilen mesajları ailesinin fark etmesiyle başlayan süreç ailenin adli makamlara şikayetiyle devam etti. Yargılama sonunda mahkeme Zülküfşe hakkında hürriyeti yoksun bırakmadan 9 yıl, cinsel istismardansa 12 yıl hapis cezasına karar verdi. İtiraz yolu açık olan kararın ardından tutuklu yargılanan sanık hükümlü olarak Alanya cezaevine gönderildi. Efendim, öğrenci ve velilerin uzun zamandır dört gözle beklediği LGS sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan sonuca göre Alanya'dan 2 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020 liselere geçiş sistemi kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları meb.gov.tr adresinde yayınlandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye birincisi olan öğrenciler de açıklandı. Alanya Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu öğrencisi Zeynep Yaşar ve Bahçeşehir Okulu'ndan Kerem Babaoğlu tüm sorulara doğru cevap vererek tam puan aldı. Türkiye birincisi olan Yaşar ve Babaoğlu Alanya'yı gururlandırırken sınavda 42 ilden 181 öğrenci tam puan aldı. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirmesine ilişkin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi ve Altit Başkanı Burhan Sili sevindirici bir haber aldıklarını belirterek, bu anlamda bizim ana pazarlarımızdan olan Rusya ile uçuş serbestliğinin başlayacak olması son derece önemli dedi. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Rusya'dan uçuşların başlayacak olmasını değerlendirdi. Sili, bizim ana pazarlarımızdan olan Rusya ile uçuş serbestliğinin başlayacak olması son derece önemli. Öncelikle Türk Hava Yolları ve Aeroflot Hava Yolları karşılıklı olarak seferlerini başlatıyorlar ve uçuşlarda tur operatörlerimizin blok olarak misafirlerimizi gönderecek yönünde duyumlarımız da mevcut. Bu anlamda bir hareket başlayacak dedi. Evet, dün yapılan açıklamalarda Rusya ile karşılıklı olarak uçuşların serbest bırakılmasıyla ilgili sevindirici bir haber aldık. Tabii bu anlamda bizim ana pazarlarımızdan biri olan Rusya'da uçuş serbestliğinin, yani Rusya ile
uçuş serbestliğinin başlamış olması son derece önemli. İlk apelde yani öncelikle Türk Hava Yolları ve Aeroflot karşılıklı olarak seferlerini başlatıyorlar. Özellikle Antalya ve Alanya bölgesinde Rusların ana pazarlardan bir tanesi olduğunu belirten Sili, dolayısıyla bu hareketin başlıyor olması hem bu sene için hem de önümüzdeki senenin normalleşmesi açısından son derece önemli. Bir diğer taraftan Almanya ile görüşmeler devam ediyor. Orada bir takım ülkelerin vakaların artması nedeniyle kapanacağını öğrendik. Ve bu uçuşlardan tur operatörlerimizin blok koltuk alarak misafir gönderecekleri yönünde duyumlarımız da mevcut. Bu anlamda bir hareket başlayacak. Burada önemli olan tabii charter seferlerinin başlaması. Bununla ilgili olarak hali hazırda net bir açıklama söz konusu olmasa dahi tur operatörlerimizin ay sonu itibariyle bu charter seferlerini de başlatacakları yönünde bizlere bilgi aktardılar tur operatörlerimiz. Türkiye ile ilgili daha net bir durum söz konusu değil. Hijyen, sertifikasyonlar, bakanlarımızın uğraşları ve biz STK'ların muhatapları ile ilgili yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde olumlu geri dönüşler alıyoruz, dedi. Ümit ediyoruz ki bunda bir aksama söz konusu olmaz. Çünkü Antalya, Alanya bölgesi özellikle Rus misafir açısından değerlendirildiğinde bizim iki ana pazarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla bu hareketin başlıyor olması hem bu sene için hem de önümüzdeki senenin normalleşmesi anlamında son derece önemli. Bir diğer taraftan Almanya görüşmelerini devam ettiriyor. Orada bir takım ülkelerin kapanacağını öğrendik. Hastalığın yoğunlaşması nedeniyle turizmde hizmet veren bir takım ülkelerdeki hareketin kapanacağını öğrendik. Özellikle Antalya ve Alanya bölgesinde Rusların ana pazarlardan bir tanesi olduğunu belirten Sili, dolayısıyla bu hareketin başlıyor olması hem bu sene için hem de önümüzdeki senenin normalleşmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Türkiye ile ilgili daha net bir durum söz konusu değil ama yapmış olduğumuz çalışmalar hem hijyenle alakalı hem sertifikasyonla alakalı hem bakanlarımızın uğraşları hem de biz sivil toplum örgütlerinin muhataplarımızla yapmış olduğu görüşmeler, bir diğer taraftan Alman kamuoyundaki bu noktadaki talep, yani hem tur operatörleri tarafından hem buraya gelmek isteyen Alman vatandaşları açısından Alman hükümetinin de bu noktada olumlu bir karar çıkaracağı noktasında bize umut veriyor. Ümit ediyoruz ki her iki pazarımızda ve diğer pazarlarımızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devreye girecek ve turizmde normal bir hareket başlayacak. Efendim, bu iki turizm haberimizden sonra bir son dakika turizm haberimiz var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin güvenli ülkeler listesinde Türkiye'ye yine yer vermediği açıklandı efendim. Avrupa Birliği tarafından 1 Temmuz'da açıklanan güvenli ülkeler listesinde vaka sayılarının yüksek olduğu gerekçesiyle sizler de biliyorsunuz ki Türkiye yer almamıştı. Her 15 günde bir yenilenen güvenli ülkeler listesinde Türkiye'ye maalesef yine yer verilmedi. Tabii bu noktada hepimiz görüyoruz ki Avrupa ülkeleri ciddi bir direnme gösteriyorlar. Onun dışında da turizmcimiz yani umut ve umutsuzluğu aynı anda yaşıyor. Umarım turizm anlamında Avrupa'yla bu süreci bir an önce atlatmayı diliyoruz. Efendim, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından ataması yapılan Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, Alanya'da göreve başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 4163'ü adli yargı, 765'i idari yargı olmak üzere 4628 hakim ve Cumhuriyet Savcısının görev yeri değişmişti. Bu atamayla Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından Koray Keskin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı. Keskin, Cuma günü makamına oturacak. Efendim, Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız 140 av tüfeği ele geçirildi. Kadıpaşa mahallesinde bir eve çok sayıda av tüfeği zulalandığı ihbarı alan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında koliler içinde av tüfeği buldu. Evet.
Şüpheli şahıs yapılan görüşmede tüfekleri av bayisinden satmak amacıyla eve getirdiğini beyan etmesine rağmen herhangi bir taşıma izin belgesi almadığı tespit edildi. Polisin yaptığı sayımda ele geçirilen 140 adet av tüfeği adliye emanete teslim edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Efendim, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücüler bu kez şanslıydı ve sadece maddi hasar yaşandı. Alanya'da yeni çevre yolu üzerinde yaşanan kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları kazanın sebebinin sürücülerin dikkatsiz olmasından kaynaklandığını iddia etti. Olay yerine gelen trafik ekipleri trafiğin akışını sağladıktan sonra yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı. Efendim, Yeşilöz Mahallesi'ne Aytemiz Tesisleri tarafından yapılan akaryakıt depolama istasyonu çevrecileri seferber etti. Bölgede yaşayan ve çevreci vatandaşların şikayetleriyle bilirkişiler bölgede inceleme yaptı. Keşif alanına çok sayıda siyasi, sivil toplum kuruluşu, çevreci ve bölgede yaşayan vatandaş giderek keşfi yakından takip etti. Çevreci vatandaşların Yeşilöz sahiline dokunma kampanyasına siyasilerden destek geldi. Yeşilöz sahilinde denizin ortasına yapılan akaryakıt depolama istasyonu çok sayıda şikayetle birlikte bilirkişiler tarafından incelendi. Şikayet edenler arasında turizmci, çiftçi, siyasi ve çevreciler yer aldı. Çevreye zarar vermesi ihtimaliyle turizm için hem de tarım işiyle uğraşanlar için sıkıntı oluşturan akaryakıt depolama istasyonu birçok kişi tarafından istenmiyor. Yeşilöz sahilinde bilirkişiler tarafından yapılan keşfe MHP Antalya Eski Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Tuluk, sivil toplum kuruluşları, çevreciler ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. Doğaya ve canlılara zarar vermesiyle birlikte turizm açısından ve bölgede tarım işiyle uğraşan vatandaşlar tarafından tehdit oluşturmasından dolayı çevreciler Yeşilöz Mahallesi'nde yapımı devam eden ve büyütülmesi gündemde olan dolum tesisi için mahkemeye başvurdu. Vatandaşların şikayeti üzerine akaryakıt istasyonunda keşif için bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı. Aytemiz tesisini istemeyen 45 bin kişiyiz. Keşfe katılanlardan MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Alanya bu tür tesislere feda edilecek bir yer değildir." diyerek "Bu tesisin arkasında hangi güç olursa olsun açtırtmayacağız." dedi. Bu mücadeleye başladığımızda söylemiştim. Bu tesis eninde sonunda buradan gidecek. Arkasında kim olursa olsun, arkasında hangi siyasi güç olursa olsun bu tesis buradan gidecek. Tesis sahiplerine de bu tesise maddi menfaat karşılığı, başka çıkarlar karşılığı destek veren her kim varsa, ismini ayırmadan söylüyorum, adının önünde hangi makam mevkii varsa, soyadının önünde ne varsa onlara söylüyorum. Bu tesis buradan gidecek. Boşuna heveslenmeyin. Bu tesisin buraya açılması halinde Avrupalıların bu sahillere gelmeyeceğini söyleyen CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ise akaryakıtın olduğu yerde her zaman bir risk vardır ifadelerini kullandı. Ayrılıp o bölgelere giderek ticari çalışmalarını sürdürebilir. Alanya'da dediğim gibi hem dünya, Türkiye ekonomisine de ticari olarak, turizm olarak ciddi bir katma değer veriyor. Şayet burada biz bunları geleceğimizi düşünmezsek, birkaç büyük şirketin çıkarları doğrultusunda bir karar verilirse Alanya'ya ve Alanya halkına ihanet edilmiş olur. Şimdiden bunu Alanya halkı kavradığı, Alanya halkı bunu gördüğü için buradalar.
Bu tesis açılırsa bağrımıza hançer saplanacak diye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada bu çok tehlikeli bir yatırım dedi. Yeşilöz halkımız için, özellikle Alanya halkımız için ve özellikle de Türkiye halkı için gerçekten çok tehlikeli bir yatırım olduğunu elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağız. Tesise en başından beri karşı olduklarını söyleyen MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bunun hiçbir şekilde faydası yok ama zararı çok diye konuştu. Bu tesisin Alanya'mıza hiçbir katkısı ve faydası yok. Alanya turizmine tamamıyla zarar veren bir tesis. Kimse artık bu tesisin yakınlığından dolayı bu bölgeye gelip yerleşmek, yatırım yapmak istemiyor. Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Tuluk da bölgeye depolama tesisi yapılmasını ve kapasitesinin arttırılmasına karşı olduklarını belirtti. Tabii biz de Gelecek Partisi olarak bu farkındalığa, bu kamuoyu oluşturma çabasına elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı ve Altit Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu ise turizm kenti olan Alanya'da bu tesis yapılırsa yabancıların buraya ilgisi azalacaktır dedi. Şimdi bu tesislerin böyle burada büyütülmesi, dediğim gibi kapasitesinin arttırılması yabancıların buraya ilgisini azaltacaktır. Özellikle yabancı tur operatörleri burada böyle bir dolum tesisinin olduğunu gördükleri zaman destinasyonlarını başka yere kaydıracaklardır. Bölgede yaşayan vatandaşlarsa akaryakıt depolama istasyonunu istemediklerini belirtti. Burada her tür işlemleri rahatlıkla kendi istedikleri şekilde at koştururlar. Biz burada vatandaş olarak, köylü olarak tarım yapacağız, hayvan besleteceğiz. Küçükbaş hayvanımız var, büyükbaş hayvanlarımız var, seramız var, muz bahçelerimiz var. Yarın öbür gün burada dolum tesisi olduğu için kamyonlar girecek, çıkacak, arabalar girecek, çıkacak. Burada insanlar yaşayamayacak bir duruma gelecek. Artı bizim burada karettelerimiz var, balığımız var. Evet efendim, çevreciler bu noktada gerçekten ciddi anlamda bir eylem gerçekleştirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi kanadı oradaydı. Gelecek Partisi kanadı oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi kanadı oradaydı. İl Başkanı oradaydı. Çevreciler vardı. Oradaki vatandaşlar vardı. Bakalım bu süreçte... Hadi yavrum ya, hadi ya. Yeşilöz'de neler olacak hep birlikte göreceğiz. Efendim, son günlerde, daha doğrusu birkaç gündür Kestelspor... Alanya'mızın gururu Bal Ligi'nden 3. Lig'e yükseldi. Alanya Posta TV'nin ve Postası Gazetesi'nin, Posta Medya'nın spor muhabiri Ercan Yıldırım şu anda Kestelspor'un Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında. Kendisine bağlanıyoruz. Sayın Yıldırım. İyi yayınlar sevgili Raif. İyi akşamlar Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndan. Hoş bulduk. Sayın Yıldırım, evet. Durum nedir? Bir kutlama var, şampiyonluk kutlaması. Bu hem Kestel'i evet. Hem de Alanya'yı herkesi memnun eden bir durum. Şu anda durum Alanya'nın, orada? Sıcak gelişmeleri sizden alabilir miyim? Şimdi Alanya'nın profesyonel liglerdeki Alanya Spor'dan sonraki ikinci takımı oldu Kestel Spor. Bu sezon bölgesel amatör lig 7. grupta grup birincisi olarak, şampiyon olarak 3. lige çıktı ve Alanya'nın tarihinde ilk kez iki takım birden Süper Lig'i temsil edilecek. Kestel Spor'un şampiyonluğunu Kestel Spor yönetimi bugün Milli Egemenlik Stadyumu'nda düzenlediği bir törenle kutluyor. Şampiyonlukta emeği geçenlere plaket veriliyor. Futbolculara ve teknik heyete kupa ve madalya verilecek. Az sonra şu anda madalya töreni devam ediyor arkamda gördüğünüz gibi. Bunun dışında tören İstiklal Marşı ve şehitlere saygı duruşuyla başladı. Ardından... Kestel Spor Başkanı Levent Uğur bir konuşma yaptı. Onun ardından Kestel Spor Başkanı Levent Uğur emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra Hasan Çavuşoğlu, Alanya Spor Kulüp Başkanı bir konuşma yaptı. O da dedi ki, konuşmasında önemli satırları aktarıyorum ben size. Kulüp yönetmenin oldukça zor olduğunu, Kestel Spor'un başarısının da küçümsenemeyeceğini söyledi ve Levent Uğur ve yönetmenin 3. ligde de bu kulübü yönetmeye hakkı olduğunu söyledi. Ve teşekkür etti ki kulübünde kardeş olduğunu, işbirliği içerisinde devam edeceklerini söyledi. Alanya futbolu adına ve Türk futbolunda iyi olacağını söyledi. Ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kürsüye geldi. O da Kestel Spor'un emeğinde
başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Kestel Spor'un daha önce futbol oynadığını, bu da başkanlık yaptığını ve şimdi de önce Süper Amatör Tembal Ligi'ne, oradan da 3. Lig'e çıktığını gördüğünü ve mutlu olduğunu söyledi. Herkese de teşekkür etti Sayın Yücel. Onun ardından da kupa töreni yapılıyor, madalya töreni yapılıyor. Şu anda Kestel Spor'a destek veren, maddi destek veren, manevi destek veren iş adamları ve kulüp yöneticilerine plaket veriliyor. Şimdi yönetim kurulu üyelerimiz bizi 2 yıl üst üste mutlu sevince boğdukları için Sayın Levent Uğur'a takdim etmek istiyorlar. Tören futbolculara verecek kupa ve madalyalarla son bulacak. Takımımıza başarılar diliyoruz. Aktaracaklarım bu kadar. Sayın Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de stüdyodan sana, Kestel Spor'a başarı dileklerimizi iletiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Daha iyi, daha güzel başarılarda Kestel Spor'u görmek istiyoruz. Çok teşekkürler Sayın Yıldırım. Takımımızın teknik kadrosunu şimdi sahneye çıkartalım. Efendim, Alanya'da kız arkadaşından ilgi göremediğini iddia eden öfkeli genç bunalıma girerek intihar etmek üzere kız arkadaşının oturduğu sokaktaki bir binanın 4. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kimmiş? Benimki güzel çekmiyor canım. Olay Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu ileri sürülen genç bir vatandaş, yabancı uyruklu sevgilisinden ilgi göremediği gerekçesiyle kız arkadaşının oturduğu sokakta bulunan inşaat halinde bir binanın 4. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların itfaiye ve kolluk kuvvetlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uzun süren ikna çabaları sonucu genci ikna ederek aşağıya indirdi. Bir süredir psikolojik bunalımda olduğu öğrenilen genç tedavi görmek üzere ambulansla Alkü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanya Spor yeni transfer sezonuna hızlı girdi. Geçtiğimiz günlerde 1860 Münih Kulübü'nde Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan Alanya Spor'un ikinci transferi de gurbetçi oyuncu oldu. Alanya Spor, Efkan Bekiroğlu'yla aynı pozisyonda oynayan 22 yaşındaki Berkan İsmail Kutlu'yu kadrosuna kattı. İsviçre'nin Sion Kulübü'nden transfer edilen Berkan Kutlu'yla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Aytemiz Alanya Spor'un Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde başlattığı hatıra bilet kampanyasına destek artarak devam ediyor. Kampanyaya kulüp yöneticileri de destek verdi. Kampanyaya son olarak Pontoleder 10 bin, Alaiye Et ve Gurme, Nordic Art Emlak, Söylemezoğlu Meşrubat, Opal Yapı, Günsu ve Himay Gıda ile Asya Beach Otel'in sahibi olan Asbaşkan Dilaver Çekiç, yönetim kurulu üyeleri Moremont Emlak Şirketi'nin sahibi Murat Kayacan, Eray Erdem ve Ahmet Pehlivan 5'er bin TL değerinde hatıra bilet satın alarak destek oldular. Başkan Hasan Çavuşoğlu kampanyaya katılan firma ve yetkililere hatıra biletlerini vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Alanya'da yaşayan iş insanlarının, firmaların ve halkın desteğini görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, herkesin birleşebildiği bir tek yer Alanya Spor Kulübü'dür. Hep birlikte kulübümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi.
Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler dileriz.